Merhaba arkadaşlar, yeni bir magnet giydirme oyunumla karşınızdayım. Evet, bu seferki görselimiz bu. Evet, şimdi kızları gösterelim. Meslekler de var bunun içinde. Evet, önce mesela şununla başlayalım bakalım. Evet, bunun için önce saçımızı bulalım bakalım. Evet, saçım burada. Kıyafetimizin üstünü bulalım. Burada. Ve pantolonu bulalım. O da burada. Ve şimdi giydirelim bakalım arkadaşlar. Önce saçı yerleştirelim. Evet, tişörtü yerleştirelim. Ve pantolonu giydirelim. Bence biraz erkeksi bir görüntü olmuş. Yani bana öyle geldi, bilmiyorum. Evet, diğer kızımıza geçelim bakalım. O kızımız ne giymiş? Evet, o kızımız sarışın, kırmızı bir elbise giymiş. Hemen saçını bulalım. Saçı burada. Evet, elbisesi burada. Çantası var. Evet, çantası burada. Ve çorapları da şurada. Giydirmeye başlayayım bakalım. Öncelikle elbisesini bir giydirelim. Hemen saçını takalım. Çoraplarını da giydirelim. Ve eline çantasını da yerleştirelim. Evet, bence bu kız çok güzel oldu. Bunu beğendim. Şimdi diğer kızımıza geçelim bakalım. Evet, diğer kızımız polis arkadaşlar. Hemen polisi bulalım. Şapkayı buldum. Üniformasının üstü, üniformasının altı. Evet, hemen saçı, evet, saçında zaten şapka var. Şapkasını yerleştirelim. Üniformasını giydirelim. Evet, ve şimdi de kızımız bir meslek sahibi oldu ve polis olmuş oldu. Polislik yakıştı mı? Yine erkek gibi göründü bence. O yüzden hala ikinci elbiseli olan benim tercihimdi arkadaşlar. Şimdi diğer kombine bakalım. Ne giymesi gerekiyormuş? Evet, hemen bulalım. Saçında gözlük var diyor. Evet, az önceki kombinin gözlüğünden. Evet, üst tarafına bakalım. Şöyle bir tişört, pantolonu, ayakkabısının içine taytını koymuş. Ve çantası da, evet, çantası da burada arkadaşlar. Hemen giydirelim bakalım. Koydum saçını. Tişörtünü giydirdim. Bakalım siz en çok hangi kombini daha çok beğeneceksiniz. Çantasını da yerleştirelim. Evet, bu da çok hoşuma gitti. En çok şu ana kadar bu hoşuma gitti. Evet, diğerlerine geçelim bakalım. Bakalım sırada ne varmış? Sırada hostes var. Yalnız şu saç biraz komik görünmüyor mu sizce? Hani resmi bir görüntü vermek için yapılmış ama bence biraz tuhaf kaçmış. Evet, şimdi de onun kıyafetini bulalım. Zaten direkt elbise arkadaşlar onunki. Evet, elbisesini yerleştirdim. Altına da hemen giyeceği ayakkabıları bulalım. Evet, ayakkabısını da giydirdim. Ve hostes kızımız da hazır. Ama bence biraz, yani şu saçını sevmedim ben bunun. Evet, diğer kombine geçelim bakalım. Onda ne yapıyormuşuz? Evet, bu da size gelsin öğrenci. Evet, o zaman hemen formasını bulalım ve giydirelim. Formamız burada. Hemen giydirdik. Kırmızılı çoraplar giyecekmiş. Hemen onları da giydirelim bakalım. Forma güzelmiş. Acaba hangi okulun forması? Bunu beğendim. Evet, güzel oldu. Diğerine geçelim bakalım. Şimdi de sırada doktor var. Evet, hemen saçımızı buldum. Saçımızı doktor kızımıza yerleştirelim bakalım. Üniformamızın üstü burada arkadaşlar. Hemen üstünü giydirelim.
Ve üniformamızın alt tarafı. Onu da giydirelim. Ve doktorumuz da hazır. Yalnız burada bacakları çok kısa görünmedi mi? Resimde olduğundan çok daha böyle kısa bacaklı gibi göründü. Evet, doktorumuz da hazır. Bakalım sıradaki kombinimiz neymiş? Oo, sırada bir pijama var arkadaşlar. Kızımıza bu sefer pijama giydireceğiz. Evet, şöyle morlu bir pijamaymış. Pijamanın alt tarafını bulalım. Üstünü hemen bulup giydirelim. Yalnız saçında gözlüklü bir saç modeli yapın diyor bize. Gözlüğün uyumadan önce ne işi var pijamayla? Ama olur tabii, takmış dışarıdan gelmiş. Önce kıyafetlerini giymiş olabilir mesela. Şimdi bakalım sırada ne kombinimiz var? Sırada bir elbise var arkadaşlar. Bu sefer elbise giydireceğiz. Ama yine bu saçla giydirecekmişiz. Mavili, kırmızılı bir elbise giydirin diyor. Hemen onu da giydirelim. Ayakkabıları da yine mavili ayakkabılar olacakmış. Kırmızılar olamaz mıydı? Bence olabilirdi. Bir şöyle bakın bakalım. Mavi ayakkabılı. Bir de şu benim giydirmek istediğim şu kırmızıyla bakalım bakalım hangisi daha iyi olacak. Ya ben olsam şu kırmızıyı giydirirdim. Siz mesela maviyi mi tercih ederdiniz, kırmızıyı mı? Bakalım. Ben bu kırmızıyla daha güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, diğer kombinimize geçelim. Diğer kombinimizde de yine kızımız pijama giymiş. Pijamalarını giydirelim ve kızımızın saçı da az önce doktorkenki saçı. Bu uykuya gidecek bir saç olabilir. Evet, hemen pijamayı da giydirelim. Pijamamızın üstü ve pijamamızın altı. Evet, az önceki pijamamı daha güzeldi. Bu pijamamı, bence bu pijama daha güzel. Az önceki pijamamız da buydu arkadaşlar. Evet, hangi pijama takımını daha çok beğendiniz? Ben pembe çiçekli olanı daha çok beğendim. Daha çok yakıştı. Evet, bakalım başka hangi kombinimiz var? Şöyle şortlu, yani bunu tam olarak nasıl bir kombin? Şort tişört mü, birleşik mi bilmiyorum. Ama kızımızı sarışın yapacakmışız. Yapalım. Ve o zaman o kıyafeti bulalım. Evet, bu tulum gibi bir kıyafet anladığım kadarıyla. Evet, tulumumsu. Yine pembeli ayakkabıları giydir diyor. Pembeli ayakkabılarımız burada. Evet. Bu da tamamdır. Bu da çok güzel oldu aslında. Rengi falan biraz farklı ama beğendim, sevdim bunu da. Evet, bunu da çıkaralım. Ve diğer kombinimize, son gösterilen kombin bu arkadaşlar. Geri kalanlar bize gösterilmeden kendimizin yapacağımız kombinler. Yine gözlüklü saçı takın diyor. Evet, taktık. Bakalım üst tarafına. Yine şortlu bir kazak takımı gibi bir şey giymiş. Çorapları. Evet, çorapları da bunlar. Çantası da şu. Evet, bu kızı çok beğendim. Hatta en beğendiğim bu oldu. Bakalım siz en çok hangisini beğendiniz? Ben bunu beğendim. Böyle farklı farklı parçalar bir araya geldi mi benim daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Evet, bakalım geride ne varmış? Şimdi şu saç kalsın ve diğer parçalara bir bakayım bakalım. Mesela şu eteği giydirelim. Üzerine de saç kaymış. Şunu düzeltelim. Üzerinde şurada deri bir ceket var arkadaşlar. Onu giydirelim bakalım. Bence çok güzel oldu. Ayakkabı olarak da şunları giydirsek nasıl olur? Oo, kesinlikle bence benim yaptığım kombin hepsinden daha güzel oldu diye düşünüyorum. Evet, hatta eline de şu çantayı koyalım. Ay, bence yani ben yaptım diye demiyorum ama en güzel kombin benimki oldu. Gerçekten çok beğendim. Siz benim kombinim hakkında ne düşündünüz bakalım. Evet. Saçı bu sefer sarı yapalım arkadaşlar. Şu kalan parçalara bir beraber bakalım ne kalmış. Şu pantolonu giydirelim. Kahve pantolonu. Üzerine de şu tişörtü giydirelim. Bakalım nasıl olacak. Bence oldu. Hatta gayet de güzel oldu.
Evet, peki başka ne giydirebiliriz? Bunları bir çıkaralım. Şu yeşili giydirsek, yeşil pantolonu. Üzerine de şuradaki yeşil tişörtü giydirsek çok mu boğar acaba? Yok, olabilir. Gayet de oldu bence. Ama şurada pembeler var. Bir bakalım. Bunun pembe tişört kaldı mı? Yok, kalmamış. Şöyle bir elbise mi artık bu, pijama mı? Gecelik herhalde bu. Elbiseye çok benzetemedim çünkü. Gecelik sanırım bu. Bakalım başka neyimiz var. Şöyle pantolonumuz var. Kahverengi renkli. Üzerine de şurada bir sarı tişört daha var. O olur mu bakalım? Olabilir. Geriye bir elbisemiz kaldı. Şu elbiseyi de giydireyim, göstereyim size. Evet, şöyle bir elbise. Şu tişörtle şu eteklerden hangisi gider? Pembeli mi? Bakalım. Yani idare eder. Yoksa bu siyah mı? Çok boğdu gibi. Şu mavi mi? Aslında şöyle olabilir diye düşünüyorum. Evet, bence böyle güzel oldu. Evet arkadaşlar, bütün kıyafetlerimi giydirdim. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım hangilerini beğendiniz, hangilerini beğenmediniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.